için güzel bir kompozisyon kurdu. Ve günün dördüncü karşılaşmasına da yavaş yavaş geçiyoruz. Yine sona tam kençli bir kompozisyona karşı savaş başlatmaya çalışan bir Royal Youth Beşlisi izleyeceğiz. Ve koçlar da el sıkışıyor, bizler de sözü sunuculara bırakıyoruz. Analiz masasına teşekkürler ve günün dördüncü mücadelesine geçiş yapıyoruz. Seçim yasaklama ekranını gördük. Açıkçası Robin'de Kindred görmek bana birazcık Kire'yi anımsatıyor. Çünkü Akademi Ligi'nde 1907 Fenerbahçe formasıyla oynadığı dönemde mini bir Kire'yi olarak adlandırılıyordu oradaki Kindred Talia performans oynuyordu. Sebebiyle. Talia oynuyordu. Kindred oynuyordu. Kartus da yanlış hatırlamıyorsam yine oynuyordu ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Nadir. Ama nadir. Özellikle Kindred, Talia ikilisi doğru. Yüzünden oldukça benzetiliyordu. Oyun tarzı da benzetiliyordu. Ve açıkçası Robin'in de farklı bir etki getirdiğini söyleyelim Beşiktaş'a. Ne bekliyorsun Beşiktaş'tan bu mücadelede ve Royal Youth zaten şu anda bu maçı kazanırsa lider olarak kapatacak haftayı. Royal Youth bu kompozisyona karşı daha önce oynamıştı. Ama orada Tarik vardı, Tamkent yoktu. Bunu İstanbul Wildcats'e karşı da çok iyi bir şekilde götürmüşlerdi. Haritayı bölüp rakip takım bir türlü o takım savaşını yapamayacak duruma gelemeyip ve sonunda da çok güçlendiklerinde bir takım savaşı yapıp maçı kapatmışlardı. Şunu sorayım o zaman. Tarik ile Tamkent arasındaki fark nedir? Şöyle, bu sefer haritayı öyle çok bölme şansları olmayabilir. Çünkü ya bu arada benim favorim Tamkent sona ikilisi. Çünkü neden? Tarik ise takım savaşı gücü getiriyor. Tamkent ise birazcık daha koridorda güvenlik ama maç açıldıkça harita bölündüğünde o haritaya baskı unsuru. Çünkü Tamkent'in ultisi var. Rotasyon yapabiliyor aynı zamanda. Çünkü ayrı kittirme bu kompozisyonu çok sıkıştırabiliyor. Zor durumuna düşürebiliyor. Ama ne yapıyorsunuz? Tamkent'i rakibin ayrı kittiren bir tane şampiyon arkasına güçlü bir şampiyonla getiriyorsunuz. Ayrı kittirmeyi bozuyorsunuz. O yüzden benim favorim daha çok Tamkent sona. Ama tabii ikisinin de güçlü olduğu farklı senaryolar var. Peki diğer tarafın Royal Youth'un kompozisyonunu nasıl buldun? Şöyle alan kontrolü ve rakip takımı bölmeye yönelik. Hani bir tarafta ne var? Rumble aldılar. Rumble takım savaşını çok iyi kontrol edebilecek bir şampiyon. Ayrıca hani ilk seviyelerde birazcık sıkıntı yaşasa da seviye aldıkça hani Kenan'ın karşısında çok rahat durabilecek ve onu darlayabilecek bir şampiyon. Dar alanlarda istedikleri takım savaşını yaparlarsa tek başına maçın sonucunu etkileyebilecek bir şampiyon. Buna bir de Nico'yu, Naturus'u ve Sivir'in işlevselliğini ekleyin. Hani rakip takım takım savaşına güçlü olacak ama bu takımın da o takım savaşı özellikle koridor aşamasında eksiksiz geçerlerse, güçlü geçerlerse hiçbir eksiği olmayacak. Bu arada maç için oylama da başladı. RL ya da BJK yazarak hangi takımın kazanacağını düşündüğünüzü Twitch veya YouTube üzerinden belirtebilirsiniz. Bu arada yine hani Sivida büyülerinden bahsedecek olursak toplamda 6 tane ışından var. Rumble ve Nico haritayı yine 1-3-1'e zorlayabilecek şampiyonlar. Bunu yapabilirler. Bu arada Nico ortada. Kandırma bizi. Polyphenix gerçekten güzel ayarladı menzili. Ama orada kuleden bir düz vuruş yiyebilirdi ama ekstra altın alamadı. Altacu'ya acaba oraya totem koydu mu, koymadı mı diye bir düşünce de vardır. Ama o totem yok. Totem yok. Bunu tabii Beşiktaş tarafı bilmiyor. Tabii şöyle bir durum var. Beşiktaş bu maçı kazanırsa iki takım da 4-2 duruma gelecek. Oo. Hatta Mavi'nin oraya bir göz işareti geldi. Hani burada totem var. Ona göre buradaki hani Royal'ın blöfü aslında işe yaradı. Pilot'un içeriye girip totem atmaması. Ama Royal Youth nereye totem atmış? Keskin Gagalara totem atmış. Onu da söyleyelim. Kindred'in nerede olduğunu öğrenmek için güzel bir totem ama bakalım işe yarayacak mı diğer taraftan. Burada erken bir agresif oyun. Tabii Holyphoenix'e odaklanmak isteyecekler maç boyunca bol bol. Oldukça yüksek bir hasar. Pilot sıçrasını almayı başardı Holyphoenix'in. Yani bu koridorun şakası yok. Eğer Natalus'u yakalarsa Sivir döver. Orada neredeyse skorda gelecekti. Holyphoenix sıçramak zorunda kaldı ve bu koridorun dengesi tamamen bozuldu. Şu yani an böyle. Uzun süre kaldığı zaman Holyphoenix tabii canını doldurabiliyor. Ama böyle takaslarda, anlık takaslarda Holyphoenix'in kendini kurtarma imkanı yok. Ancak Tamkent onu kurtarabilir. Tamkent henüz birinci seviyeydi. Kule altına giriyorlar. Agresif oyun Royal Youth'tan ve ilk kanı dökmeyi başardılar ama Tolerant burada düşecek. Kuleden gelen hasarla birlikte skor Anthrax'e gitti. Şimdi Robin buraya yaklaşıyor. Orada bir totem var. Pilot onu görecek. Ama bu Royal için iyi haber. Royal burada hani bunu istedi.
skoru aldılar ve koridorun ilgisini yeniden bulmuş oldular. Daha ham yap gelmeden... Sion, çok iyi bir takas. Sion karşısında Corki'yi gördüğü zaman bir coşuyor. Göz açtırmıyor Corki'leri. Özel çalışmış herhalde. Closer'da az önce Robin'i aşağıda gördüğü için hemen karşı ormana girdi. Armut ilk kez Rumble oynuyor. Nasıl tolerant? Ya inanılmaz agresif başladı. Şu ana kadar da bütün yeteneklerini tuturdu neredeyse. CEO'de orta koridorda çok baskın bir oyun oynamaya devam ediyor. Burada tutuşturu olsa belki de skor alacaktı. Korinki değil mi? Bir de hani musibet iksiri olmadığı için mecburen geri dönmek zorunda ve büyük bir minyon dalgasını en büyük, azından bir kısmını bırakacak. Büyük 2 minyon dalgası var bu arada burada. Tabii ışınlarını atmak zorunda kalacak Korinki. O gelene kadar da Robin buradan alabildiğince tecrübeyi aldı şimdi. CEO'nun üzerine de gidiyor. Her ikisinin de sırçası var burada CEO. Geri kaçmak zorunda kaldı. Diğer tarafta Pilot çok fazla manası yok ama takaslara devam ediyor Pilot Tolerant ikilisi. Yani Royal bu kompozisyona karşı daha maçın ilk dakikasından gaza basmak istiyor. Koridorları olabildiğince rakibin üzerine yıkıyor ve şu ana kadar da hiç fena sonuç almıyor. Aşağıda bir skor aldılar. Orta koridorda ışınlarını aldılar. Bir de üzerine Korinkit'i dürtmeye devam ediyor Sion. Hakikaten Korinkit şu ana kadar zor dakikalar geçiriyor. Yani baskın gelmediği sürece Sion buna devam edecek bariz bir biçimde. Robin. Bir an gelsem mi diye düşündü. Evet geliyor şimdi. Closer da orada ama ve Closer Robin'i gördü. Robin sıçra atmak zorunda kalacak. Diyecektim ki o sıçrayı attı zaten. Müthiş geri vites. Yani orada sancak kombosunu yediği anda zaten neredeyse düşecekti. Diğer tarafta sancak kombosunu yediği anda kurtuluş olmayabilirdi orada. Yalnız Sivir'in ilk eşyasına dikkat çekmek istiyorum. Celad'ın hani, çağrısı. Çok doğru bir demiştin tercih. Demiştin ya hani uzun vadeli takaslarda bir sıkıntı olmaz, canı doldurur yok, falan. Artık onda da olacak. Artık uzun vadeli takaslarda da sıkıntı olacak. Ya çoğu oyuncunun bu tercihi yapmadığını görüyoruz ama Pilot ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor bize. Evet, şimdi kule altı gelecek bu arada. Closer geldi buraya. Tolerant'ın çıpası var. Anthrax'e mi odaklanacaklar? Evet ona odaklandılar. Skor geldi. Polyphenix'e düşecek mi acaba? Tolerant kuleyi takladı ama Robin yandan gelip o skoru almak istiyor. Diğer tarafta şimdi Mayhem de burada. Ve karşılıklı skorlar oldu burada. Birebirlik bir değişim. Daha fazlasını istedi Royal Youth. Polyphenix'i de almak istedi ama birebir bitti olay. Yani Cannon geldi, asist aldı da yukarıda Armut. Kafa o kadar rahat ki. Işınlığın da var. Ya bir sonraki pozisyonda Armut 6 olunca aşağı bir daha baskı yapabilirler. Ultiyi aynen kulenin altına dökerse ki burada birazcık daha hızlı bir şekilde minyonları ittirmek için kullandı ama aşağı tarafta bu ultiyi efektif bir şekilde kullanırsa zaten geride olan koridoru daha da zor duruma düşürebilirler. Şimdi Armut'un şöyle bir avantajı var. Işınlan kullanmak zorunda kalmayacak. Ve Mayhem az önce ışınlarını kullandığı için avantajlar Royal Youth'a geçmiş oldu. Aslında o ultiyi de o yüzden attı. Bu öylesine dediğin gibi atılan bir ulti değil yani. Sırf minyonları böyle uzaktan ittireyim falan filan değil. Işınlarını saklayıp aşağı tarafta daha büyük bir avantaj elde etmek için. Çünkü rakip takım bunu biliyor. Ki zaten ultinin de yarı süresi doldu bile. Ortada Korinki'nin manası yok. Sion yine iyi takaslar ama bu sefer kuleden çok fazla hasar aldı. Sion kulenin menzilini ayarlayamayınca burada zararlı çıkan kendisi oldu. Ama ölmeyeceğini biliyor, farkında, sınırlarını. Hatta yani yemliyor noktasında bile düşünebiliriz. Ejder alındı. Okyanus ejderi olduğu için Sion'un birazdan canını toparlamasında yardım edecektir. Şimdi orta koridorda Korinkid'in üzerine gidiyorlar. Tolerant 5. seviye ultisi yok ama Armut geldi yandan. Korinkid'in buradan çıkışı biraz zor görünüyor ama sıçrası var, hala bir ihtimal var. Güzel bir noktaya gitti ama buradan çıkabilecek mi? Evet, çıkamayacağı bir noktaya doğru ilerledi şimdi. Ve onun düştüğünü göreceğiz. Ooo, Closer! Kurtların arkasına saklandı ama. Closer burada hiç ama hiç riske etmiyor. Garanti olsun, benim olsun dedi ve sıçrayı kullanarak... Kurt cosplay'i yaptı ya bildiğin orada. Biraz büyük bir kurt ama bu. Evet, bayağı. Bir de uçuyor. Aracı var.
Ama nihayetinde burada bir skor daha geliyor. Kötü pozisyonda kalmıştı Koryingit. Kaçamadı oradan. Çok kritik bir soru. Köpek kostümüyle girseydi. Ha yok. Hayır. Olmaz mıydı? Hayır. Donmaz. Beni buna alet etme. Aşağıda Pilot. Bu arada tek başına koridorda yine baskıyı kurmayı başardı. Tolerant buraya yaklaşıyor şimdi. Pilot için daha da rahatlayacak bu koridor. Kaç barikat almış durumdalar? Şu ana kadar burada bir. Ama yani bunun yukarıda da bir armut aldı. Toplam oyunda iki tane barikat düşmüş durumda. Bunların ikisi de Royal Youth cephesine gitti. Birazdan 3 olabilir. Yani Royal şu ana kadar haritayı iyi kontrol ediyor. Daha aktif şekilde oynayan taraf. Ama Beşiktaş'ın her zaman bu koridor aşamasını hani minimum zararla atlatıp CEO güzel bir ulti kullandı burada. Koryingit'i birebir de alacak neredeyse ama closer dedi ben bir devreye gireyim. Ultisiyle beraber bu skoru alıyor ve Koryingit'in kaçmasına imkan sağlamıyor. Tolerant direkt olarak burada Robin'in üzerine gitti. Robin ultisini kullandı ama hemen Anthrax'in yanına gidiyor. Robin buradan çıkmayı başardı. Şimdi Olyphinx'ten güzel bir crescendo. Arkada Tolerant'ın çok fazla hasar yediğini ama hayatta kaldığını göreceğiz. Ama yandan Siol de geldi. Ultisi yok Siol'ün. Burada çok yüksek bir hasar Olyphinx'e. Yani Holy nereye gitse pişman oluyor. Bence son aldığını pişman oldu bu oyun. Peki... Agresif oyun Koryingit'den ama Siol'ün hasar çok agresif. Yüksek ve sürpriz. Closer burada. Koryingit yine ters tarafa kaçıyor ve yine düşecek. Bu Koryingit'in üçüncü ölümü. Siol'ün karşısına Korki alan böyle bir... Bilmiyorum. Kendinden geçiyor. Bayılttı ya yine. Dün de çok benzerdi yani. Evet, dün çok benzerdi gerçekten. Berent'ten bahsediyorsun değil mi? Bu arada ilk kez Kasiopya oynuyormuş diyor. Yani hiç antrenman yapmamışlar o da... yani. Kasiopya'yla antrenman yapmamışlar. Ayrı bir konu tabii. Evet. Armut söylemişti röportajda. Demek ki Sion'un karşısına böyle erken safhada güçsüz bir şampiyonla gitmeyeceksin. Hemen cezasını kesiyor. Yani Sion şu ana kadar çok sağlam bir performans gösterdi, bunu söyleyelim. Ligde oynadığı karşılaşmalarda. Ve açıkçası Royal Youth'un ihtiyacı olan bir orta koridor tarzı olduğu da belli. Evet. Armut takası şu ana kadar kazanmış durumda. Ultisi de gelmek üzere belki birazdan birebir de skor bile kovalayabilir ama Robin burada. Mayhem ve Robin bir şey deneyecekler mi acaba? Ya şu ana kadar tabii şöyle bir durum var. Closer çok iyi takip etmeyi başardı Robin'i ve şimdi de yine Robin'in olduğu yerde. Closer hatta farkında Robin'in burada olduğunun. Bir sancak kombosu gelir mi acaba? Birazdan ışından avantajı hani Beşiktaş tarafına geçecek ama o kadar geriye düştüler ki. Hani bunu anlamlı bir avantaja çevirebilecekler mi? Yani az önce söyleyecektim. Söylerken birazcık daha geriye düştüler. Birazcık daha geriye düştüler. Hani bu takım kompozisyonunun hani ilerleyen dakikalarda çok etkili olduğundan söz edebiliriz. Ama erken de bu kadar geriye düşünce o noktaya hiç varamıyor. Bir rakip takım hep tempoyu kontrol edip bir de sivir faktörü var. İki defa bununla yüzleşiyor. İkisinde farklı farklı stratejiler gösterler ve şu ana kadar yani ilk maçı zaten kazanmışlardı. Bu maçta da çok iyi gidiyorlar diyebiliriz. Bir alamet de geldi. Alamet de zaten hani toplamda bakıyorum ortada 2 yani toplamda 7 tane barikat almışlardı. Değil mi? Yok şu an 8 oldu. 8 tane barikat almışlardı. İlk kule içinde çok büyük bir avantaj elde edebilirler. Hala 2 dakika süresi var barikatların. Alameti kullandıkları yerden de 2 barikat alacaklarını öngörebiliyoruz aslında. Bu da barikat sayısının en az 10'a çıkacağını gösteriyor. Yani aşağı tarafa kullanıp orayı daha da böyle bir çürütebilirler. Tamamen yok edebilirler orayı. Ki şu an aslında orada bir toplaşma var. Öncelikle bir dağ ejderi. Çok basit bir görev oldu. Siol artık Koryingit'in kendisini gördüğü yerde Valkyrie atarak kaçmasına sebep oluyor. Diğer taraftan Closer rahat bir biçimde dağ ejderini aldı. Bakalım Closer nereye doğru yönelecek? Alameti ortaya doğru mu götürüyor? Hayır, şimdilik onu... Ha, tamam. Oraya doğru gelecek sanki.
Robin de şu an mecburen tabi. Biraz Corian Kid'in etrafında oynamak zorunda. Çünkü Closer aldı. Sürekli orada yani Closer ne zaman Seol kötü bir takasa girse hemen orada bitiyor ve Seol'un gitmesine de izin vermiyor. Alamet geldi orta kuleye, orta kule düşecek. Robin burada iki tane kamp birden alıyor. Mavi güçlendirmeyi de çalıyor Gromp'la beraber ama tabi bu ufak bir teselli sadece dediğimiz anda. Armut buraya geldi. Armut orada Robin'i kesmek için, kızartmak için geliyor buraya Robin. Ultisini bile kullanamadı. Mayhem çok zor durumda. Mayhem de burada düşecek. 2'de 2. Baron olsa şu an Baron alırdı Royal Youth. O kadar öndeler. Ya Tom Balıklı, buradaki hata nedir biliyor musun? Senin orta koridorda hiçbir varlığın yok. Senin korkin inanılmaz geride. Ortada kuşatmıyorsun. Adamlar göz göre göre ışınlanlarla gelmişler. Alameti getirmişler. Ona rağmen orada savaş kovalıyorsun. Tabii ki oraya Royal Youth daha erken gelecek. Senin kompozisyonun bunu yapmaya şu dakikalarda hele ki bu kadar gerideyken hiç müsait. Yalnız ortadaki kule geldi. Yukarıdaki kule de gelmek üzere ve bir barikat daha aldılar. Yani bir tane barikat kaldı piyasada şu an. Aşağıda o da. Kaç? 14 tane barikat. Yok. Tertemiz. Gördüğüm kadarıyla 12 tane aldılar. 12 tane. Evet, aşağıda 2, yukarıda 1 kalmıştı barikatlar biterken. Sonuç yağmadılar mı yukarıdan? Yukarıdan 1 tane aldılar. Yani yukarıdan toplam 4 tane alındı, aşağıdan 3 tane alındı, ortada tamamını aldılar. Sen haklısın. Matematik, boş ver. Tamam, tamam. Birazdan göreceğiz zaten, birazdan ekrana yansıyacak. Hiç bu kadar ya günün toplama sonunda, çıkarma işlemine girmeye gerek yok. İstedikleri, aradıkları o hani kar topu etkisini yaratmış durumdalar. Harita şu an tamamen Royal tarafına ait durumda. Devamını getirebilecekler mi? De işin kötü tarafı yani orta koridordaki kulenin bu kadar erken düşmesi, yani haritanın bu kadar erken açılması. Yani şu an Beşiktaş'ın haritada 12'ymiş. Tamam sen haklısın. Ben zaten haklısın demiştim. Yok, hiç bana hareket yapma, hareket yapma. Diğer tarafta Armut belki bu sefer o tehdidi hissedebilirdi çünkü tek başınaydı orada ama. Yani bu arada 12'ye çok odaklandık ama asıl odaklanmamız gereken 0. Beşiktaş cephesinde kulelerden alınan altın yok. Ve bu da zaten altın farkının bu dakikada 5000'e kadar yükselmesine yol açtı. Dakika 15, fark 5000. Oldukça yüksek. Closer yani Jarvan seçimiydi hakikaten. Yani erken oyunda domine etti diyebiliriz. 5-0-1. Yani 7 skorun 6'sında var. Bir tanesi de yani tek başına alınmış bir skordu orta koridorda, oraya neredeyse yetişecekti. Ya her ne kadar tank Jarvan olsa da hani skorlar ormancıda kaldı diye üzüleceğiniz bir ormancıda değil Jarvan aslında. Ne Pardon. Kadar erken tanklaşırsa o kadar erken takımına agresif oyun sağlıyor. Sadece ilk kanda yoktu galiba Closer, orada da kule altına mı? Evet, orada 2'ye 2 pozisyonda almışlardı. Aynen. Oradaki pozisyon çünkü yetişmişti son anda. Rakibin üst tarafına doğru, üst ormanına doğru geçiş yapıyor Royal. Oradaki görüşü alacaklar. Hatta Robin'i yakalarlar mı? Yakalayamadı Tolerant. Çıpa tutsaydı işler değişirdi. Beşiktaş tarafı oyunu birazcık soğutmak istiyor. Ama Seol yukarıdan kuleyi aldı. Burada Royal tarafı çok izin vermeyecek gibi gözüküyor. Ona biraz daha Corki'nin sonunun... Oh Robin kötü pozisyonda yakalanmış olabilir. Pilot'tan güzel bir ulti. Hemen arkasından Closer'da ultiyle gitti Robin'in üzerine ama Robin buradan dümdüz Q atarak çıktı direkt. Ya sonayı görünce de hemen ulti açmak zorunda kaldı Closer. Orada kule menzilinde kalmak istemedi. Üzerinde de çok yüklü bir altın var şu an. Ölürse 800 altın verecek rakibe. Yani bir anda geri dönmesini istemiyor tabii ki rakibin. Armut'un da çok güçlendiğini söyleyelim. Bir de Tombalık yani Beşiktaş tarafının dikkat edecek olursak kule altını daha doğrusu kuşatma yapmaya gelene kadar zorlanabileceğini söyleyebiliriz. Onların Baron'a ihtiyacı var maçı kapatması için. Ama Baron'a şu an çıktıktan sonra daha yakın olacak tarafta Royal tarafı olacak. Hani oradaki görüşü almak, orada savaşmak, hele ki rakipte iyi durumda bir Rumble varken, iyi durumdaki bir Nico varken çok daha zor olacak. Bir de üzerine ikinci dağ çıkıyor.
Bu da onların işini çok daha zorlaştıracak. Bir de Beşiktaş'ın bu ejderlere cevap verme ihtimali yok. Şu an yapacakları bir savaş onlar adına felaketle sonuçlanabilir. Onlar da bunun farkında ve zorlamıyorlar hiçbir şekilde. Mesela Tarik versiyonunun şöyle bir avantajı olabiliyor bu kompozisyonda. Eğer kuşatma zorlayacaksa kule altına dalış yapabiliyorsunuz Tarik ultisinden açıp. Ama Tahmkent'te öyle bir şansı yok. Tahmkent daha çok rotasyon şampiyonu ama haritada şu an rotasyon yapacak bir olasılık yok. Bir pozisyon yok. O yüzden Tahmkent şu an hani maçta var mı yok mu belli değil. Peki şunu sorayım. Beşiktaş dönerse nasıl döner? Oyunu soğutarak. Yani Korki'nin ve Sona'nın güçlenmesini bekleyerek. Ama Korki ve Sona güçlendiğinde Rumble ve Sivir de güçlenecek. O zaman işte takım savaşı güçleri ortaya çıkacak. Ama şimdi Royal mesela 25. dakikada güçleniyorsa Beşiktaş bu da 35'te falan güçlenecek. O 10 dakikada da maç biter diye tahmin ediyorum eğer Royal doğru hamleleri yaparsa. Bowser'dan Yanış'ın agresif bir sancak kombosu. Kuleyi almak istiyorlar ama Beşiktaş cephesi de tabii kule altına sokmayacak bir kompozisyona sahip. Özellikle Sona'nın crescendosuyla Robin bir kere daha sıçrasını atmak zorunda kaldı. Orada kitle kontrol zinciri gelecekti. Evet. Hiç riske etmedi. Çünkü hatırlayacaksın karşı ormandaki pozisyonda o zinciri yedikten sonra ultisini bile atamadan düşmüştü. Yani öyle bir gıdıkladı Mayhem orada. Ama işte Baron 30 saniye sonra Vadi inecek. Ya Royal şu açıdan gerçekten çok şanslı. Ya iki tane dağın çıkması inanılmaz büyük bir şans. Royal için. Hani Beşiktaş'ı daha o güç patlamasını yaşamadan, daha güçlenmeden o bölgeye çekmek için çok büyük bir şansı var Royal. Kindred'in sıçrası olmadığını biliyorlar. Ya erken bir Baron çok uzak olmayabilir. Eğer görüşü yeterince almayı başarırlar. Closer geldi. Mayhem'i yakalıyorlar. Ultiye karşılık sıçra. Kabul edilebilir bir takas. Her gün, her saat. Bir sıçra daha gitti. İki tane kritik sıçra yok şu an. Tolerant bir an için fazla önde kalmıştı ama çıpayla geri kaçıyor. Beşiktaş bir agresif oyun kovalayacak mı acaba? Holyfinix çok öne çıktı. Ulaşım Pilot'ın üzerine doğru ilerlediler ama Closer yandan geliyor. Tolerant o çalıda bekliyor. Arkadan Nikon'un da CEO'nun da yaklaştığını görüyoruz. Bu arada arkadaki totem çok tehlikeli bir yerde duruyor görüyor musun? Hemen yıkılmış kulenin yanındaki. Ya Beşiktaş bir iki adım daha açılsa Rumble'dan bir ışından görebilirdik. Evet. Bir kere daha yukarı geliyorlar şimdi. Mayhem'in sıçrasının olmadığı biliniyor. Bu arada bir ulti geldi tam Kench'ten ama Pilot. Sivir de ultisini attı ve kaçtı oradan direkt. Hani şu anda iki takım da şöyle bir şey bulsam da bir şey yapsam diye kovalıyor aslında ama ikisi de bulamadı onu. Ama biraz daha vahim durumda olan taraf Beşiktaş. Yaklaşık 6000 altınlık bir fark. Armut'ta aşağı tarafta rahat bir oyun geçiriyor diyebiliriz. O da minyon farkını oluşturmuş durumda. Hani genelde Rumble'ların penetre botunu almayı daha çok sevdiklerini biliriz ama rakip takımdaki o kitle kontrol ihtimaline karşı özellikle ayrı kittirmede Ken'la karşı Merkür çok daha mantıklı gözüküyor. Bilinmezlik küresi de o ihtiyacı olan büyü direncini azaltma etkisini sağlayacaktır ona. Şu an Royal Youth çok rahat bir oyun oynuyor. Haritayı kontrol ediyor, istediğini yapıyor. Tek bir şey var. Yani rakibi yavaş yavaş sistematik olarak geriye yaslıyorlar. Ne zamana kadar? Hani o Baron bölgesine yaklaşmak imkansız olana kadar. Onu da başardıktan sonra hani Beşiktaş'ın görüşü yani ulaşımı tamamen kesildikten sonra Baron onlar için çok ciddi bir görev. Eğer Beşiktaş Baron'a kafa atmaya karar verirse de şu anki güçlere savaşmak onlara maçı Baron almadan getirebilir. Ölüyut buradaki görüşü temizledi. Pilot'tan yüksek bir hasar. Yandan Armut geldi. Son anda Anthrax kurtarıyor burada Olifinix'i. Bu arada Kinder Kulis'i de kullanıldı. Orta koridor kulesini alıyor şimdi Royal Youth. Bir tane proaktif hamle yaptılar. Anında
burada hem Tahm Kench'in sıçrasını aldılar, hem Kindred Unit'sini aldılar, hem de Orta Koridor Kulesi'ni aldılar. Kompozisyon yani pozisyon hatasını kesinlikle affetmiyor. Burada bekliyorlar şimdi Tolerant'tan güzel bir ulti Tahm Kench üzerine. Tahm Kench kenarda ama Closer çok güzel girdi. Ulti'nin sıçrasını atmak zorunda kalıyor. Şimdi Mayhem'den bir ulti geldi. Mayhem burada vakit kazandırıyor takımda. Corian Kidd çok ters yerde kaldı. Arka tarafta Tahm Kench'in düştüğünü görüyoruz ve burada da Corian Kidd düştü. Hem Anthrax hem de Corian Kidd. Beşiktaş'ın iki yabancı oyuncusu da şu an gri ekrana bakıyor. Ve Royal Youth için Baron saati. Baron? Bakalım başlayacaklar mı? Başlıyorlar. Şundan var ama iki tane dağ ejderi o kadar kısa bir aralık veriyor ki Beşiktaş tarafına. Daha totem kırmaya çalışın derken Baron'un haberi gelecek resmen. Yol açtı. Siyol buradan kaçmak isteyecek tabii. Çok rahat bir Baron oldu. Rakibinin yaptığı pozisyon hatasını affetmedi bu noktada. Tekrar izleyecek olursak Anthrax bir önceki pozisyonu sıçrasını vermişti. Hemen ona başladılar. Güzel bir ulti geliyor orada. Anthrax ve 3 tane Beşiktaş üyesinin üzerine gelen. Closer birazcık ileride kalıyor ama sıçraya çıkmayı başaracak. İlk acı Anthrax, sonradan da Corian Kidd düşecek. Ve sonrasında da Baron'u alacak Royal Youth tarafı. Bu da altın farkının 10.000'e yaklaşmasına yol açtı. 9.000 şu anda fark. Ben rejimizden ufak bir altın farkı rica edeyim. Ortada 2.500'e kadar yükselmiş durumda. Yine altın aşağıda fark. Aynı şekilde. Aşağıda da aynı. Yukarıda 2.000 yine. Ormanda 2.000. Yani nereye baksak aslında destekler hariç her yerde 2.000 veya üstü fark var şu an. Homojenik dağılmış bu 8.000 altınlık. Aslında Anthrax da yani. Ekstra altınları aldığı için eşit olabilmiş. Evet, bu arada 10.000 altın, özür diliyorum. Şimdi Baron'la beraber daha da artacak tabii fark. İki tane dış kule kaldı, daha doğrusu iç kule kaldı. Şu an yukarıya herhangi bir savunma getirmedi. Royal tarafı orada bir kule düşecek. Ortadaki savunma ise çok önemli olacak. Yani Armut'un ultisi burada çok kritik olabilir. Jarvan kombosuyla beraber. Hani o klasik, nasıl bir kritikti. Armut Play'i aldı bu arada, ayrı kittirmeden gördük onu, ayrı kittirme kamerasından. Ve 1-3-1 şu an devam ediyor. Ama Corian Kidd... Corian Kidd zor durumda kalabilir burada, Closer istediğini yapamadı. Sıçrası yoktu, sıçra kombosunu dün yapmayı başarmıştı bugün. Bekleme süresi ona engel oldu. Tolerant sıçra kullanarak aslında üzerine gitti Corian Kidd'in ama o da boşa atılmış bir sıçra oldu aslında. Her yerden baskı geliyor şu anda. Aşağıda CEO, ortada Tolerant ve Pilot, yukarıda Closer ve Armut. Closer bekçilik yapıyor iki tarafa da. Armut'u tek bıraktılar yukarıda. Orta koridor ve aşağıya odaklanıyorlar. Aynı anda 3 inhibitor hayal değil şu an Royal Youth için. Bu arada önde yakalandı Anthrax. Onun oradan çıkışı var mı diye bakıyorum. Oldukça fazla saymıştı ama kayış gibi kullanıyor. Mayhem bu arada arka tarafta herkes oyalamaya çalışıyor. Onun birazdan gri ekrana bakan birisi olduğunu göreceğiz. Önde CEO'dan çok güzel ulti. Polyphenix ve Robin'in hayatını söndürdü resmen. Arkada Anthrax son anda Robin'i kurtardı. Bu arada Closer çok fazla hasar yok. Corian Kidd en azından bir skor alayım diye içeri girdi. Orada Tolerant şimdi yakaladı onu. Armut'tan yüksek bir hasar. Corian Kidd düşürebilecek mi? Hayır, o da çok az canla kaçtı buradan. Ama Siol geliyor, Siol. Takımda en yüksek hasar sahibi isimlerden bir tanesi kendisi. Armut bakalım yukarıda yönelik ikinci yukarı da alacak mı? Yoksa gerek yok mu? Çünkü minyonlar orada işini yapıyor. Bu arada Nexus kuleleri düşmeye başladı. İlk Nexus kulesi düşmek üzere. Burada hala savaş arıyor Beşiktaş. Anthrax kronometresi kullandı. Çıkabilecek mi diye bakıyorum ama Çıpa ona izin vermedi. Ve artık maçın sonuna doğru geliyoruz. Nexus'a vuran Baron güçlendirmeli minyonlarla beraber. Bir dakika. Hayır. Bakalım hayatta kalabilecekler mi? Tolerant çıpayla geri kaçmaya çalıştı. Mayhem Tolerant'a odaklandı. Onu yakaladı ama Tolerant birazcık daha süre kazanarak burada en azından takım arkadaşının kaçmasına bir olanak sağlıyor ve ama zor da olsa Beşiktaş maçı biraz daha tutacak. Evet, biraz daha tutacak ama kolay olmayacak. Süper minyonlar. Süper minyonlar şu an işini yapıyor açıkçası. %50'den aşağı indi Nexus'un canı. Polyphenix, Mayhem ve Corian Kidd oldukça zorlanıyorlar. İkişer ikişer gelecekler. Ki yani geride olan bir takım için... Şu an resmen bir minyon biçme simülasyonu izliyoruz. Efendim?
Lyon biçme simülasyonu gibi şu an. Aynen aynen onu diyecektim. Yapay zekaya karşı oynuyor birazcık daha Beşiktaş. Diğer tarafta ama haritada ekstra bir görev yok. Hani şu an Royal'ın yapabileceği. Yani sonraki... Robin'e bakar mısın? Özür diliyorum, bölüyorum seni ama Robin üstten dışarı çıktı. Daha ilk çalısına gelirken bile yolda iki tane kontrol totemi kesmek zorunda kaldı. Aynen. Yani şu an gerçekten Beşiktaş'ın üstten dışarı çıkması çok zor. Çok zor. Birazdan Baron çıkacak. Baron çıktı, ne yapacakları çok önemli bu arada. Ya Royal Youth Baron'u bekler mi sence peki? Yoksa 5 kişi gidip bitirmeye mi çalışır? Yani şu an koşup bitirebilirler. Sivir sayesinde sadece yapmaları gereken şey herkes hani Nexus'a vuracak. Zaten 4 tane otomatik saldırı gelse bitirebilecek pozisyondalar. Baron'u beklemek yani vakit kaybı bile olabilir onlar için. Sivir ultisine bas. Nexus'a koş. Closer arka tarafta direkt olarak Mayhem'in üzerine gitti. Çok güzel Rumble ultisi bu arada. Resmen kızarttı orayı. Arkada Holy Phoenix ve Anthrax düşüyor. Beşiktaş'ın alt koridorunun da ölüşüyle artık bir şansları kalmadı ve Royal Youth bu maçı galibiyetle kapatarak haftayı da liderlikle kapatmayı başarıyor. Royal Youth 3. hafta itibariyle ligin lideri konumunda. Evet. Burada bir durdular böyle. War'a mı gideceğiz, ne yapacağız? Ne? Ama yani maç sonunda ultiye basıp rakibi kesmeyi tercih etti bu pozisyonda Royal Youth. Rakibini tebrik ediyor güzel oyundan ötürü. Yani iyi çalışmışlar bu kompozisyonu. Evet. Sürekli açıkta bırakıyorlar ve nasıl mücadele edebileceklerini, nasıl oynayabilecekleri hakkında iyi bir fikirleri var. İki farklı versiyona karşı ona kadar mücadele etti Royal Youth. İkisinde de gayet başarılı bir performans gösterdi. Çok dominant, çok kontrollü ve çok ne yapacağını bilen bir oyun. Yani şunu söylemeliyiz aslında, Royal Youth 1907 Fenerbahçe'ye kaybettiği maç dışında genel olarak bunu gösterdi bize. Evet. Bundan sonra tabii